Türkiye'nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü buz tuttu. Yoğun kar yağışı göl içinde, kuraklığa karşı da can suyu oldu. Isparta'nın Gedikli köyündeyiz ve Beyşehir Gölü'nü buz tuttu. Şiddetli kar yağışından Konya ve Isparta topraklarında bulunan Beyşehir Gölü de nasibini aldı. En son 2017 yılının Ocak ayında böyle bir kış yaşamıştık ve gölün 40 santim civarında buz olduğunu hatırlıyorum. Havaların iyice eksiye düşmesiyle beraber Beyşehir Gölü tamamen buzla kaplanmış. Beyşehir Gölü buz tuttu. Bu durum bölge halkı ve turistlerin ilgisini çekti. İlk defa yürüyorum ve hiç kırılmıyor, çok kalın. Hoşuna gitti mi gölün üzerinde yürümek? Evet. Ve göl içinde, burası çevre içinde iyi oldu. Biraz zor günler yaşıyoruz ama herhalde bereket olur. Su artar, kaynaklar, su kaynakları zenginleşir. Isparta Gedikli Köyü Muhtarı Kadir Yıldırım, yağan karın kuraklığa karşı umut olduğunu söyledi. Bu üçüncü kar. Aralık ayında da yağmıştı biliyorsunuz. Etki eder, etti de zaten. Güzel bir kar oldu. Kaliteli bir kar diyoruz biz buna. Sulu, ağır bir kardı. Toplam bir metreyi buldu. Bu yıl biraz daha göl ve etrafındakilerin daha rahat bir nefes alacağını, sivrisinekten, bataklık kokusundan kurtulacağımızı düşünüyorum. Madı Adası'nda yaşayanların karayla bağlantısı geçici olarak kesildi. Ama karın güzelliğinin yanında onun biraz da işte sıkıntıları da var. Şimdi ada halkımızın 160 kişi yaşıyor adada. Bunların yaşlısı var, hastası var.